meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Ben Cağaloğlu Anadolu Sesi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Tuğba Umut. Sizlere Türk Milli Eğitim Sisteminde Değerler Eğitimi Ali Fuat Başgil ve Nurettin Topçu Örneği isimli araştırmamı sunacağım. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'nun genel amaçlarından biri temel değerleri kazandırmasıdır. Bu temel değerlerin hangileri olduğu çalışmamızın ilk kısmını oluşturacaktır. Türk Milli Eğitim Sisteminde kazandırılması hedeflenen değerlerin 20. yüzyılda yaşamış iki mütefekkir olan Ali Fuat Başgil ve Nurettin Topçu'nun eserlerinde bahsettiği değerlerle benzerliği ve bunların öğretilmesinde hangi metotların kullanılacağı ortaya koyulacaktır. Çalışmamızda Ali Fuat Başgil'in ve Nurettin Topçu'nun eserlerinde hangi değerlerden bahsedildiği, bahsedilen bu değerlerden Türk Milli Eğitim Sisteminden nasıl faydalanabileceği üzerinde durduk. Çalışmamız Nurettin Topçu'nun ve Ali Fuat Başgil'in eserlerinde ortaya koyduğu değerleri göstermek ve Türk Milli Eğitim Kanunu'ndaki değerlerle ne denli benzediğini vurgulamak açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Örneklemi Ali Fuat Başgil'in ve Nurettin Topçu'nun değerler eğitimiyle ilgisini kurduğumuz kitapları oluşturmaktadır. Nurettin Topçu'nun ilgili eserleri Ahlak, İsyan Ahlakı, Kültür ve Medeniyet, Türkiye'nin Marif Davası ve Felsefedir. Ali Fuat Başgil'in ilgili eseri ise Gençlerle Baş Başadır. Türk Milli Eğitiminin genel amaçları arasında bireyleri Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı örgün öğretim programlarında adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerler olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra pek çok ders programının amaçları arasında temel değerlerin kazandırılması bulunmaktadır. Nurettin Topçu'nun eserlerinde de adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik, vatanseverlik, ahlak, bilimsellik, eşitlik, dayanışma ve merhamet değerlerine vurgu yaptığı tespit edilmiştir. Bu kök değerler haricinde adil olma, aile birliğine önem verme, duyarlılık, hoşgörü, misafirperverlik, bağımsızlık, barış, çalışkanlık, empati ve bayrak sevgisi gibi kültür unsurlarını da içinde barındıran değerlere yer verildiği gözlemlenmiştir. Ali Fuat Başgil'in Gençlerle Baş Başa adlı eserinde ise 23 değer tespit edilmiş, eserin değerler eğitimi açısından zengin içeriğe sahip olduğu ve müfredat programlarıyla benzer değerlere vurgu yaptığı sonucuna varılmıştır. Adı geçen eserde yer alan değerler şunlardır. Alçak gönüllülük, başarılı olmak, cesaret, cömertlik, çalışkan olmak, istişare etmek, doğruluk, dostluk, düşünmek, iradeli olmak, hoşgörülü olmak, merhamet, sabırlı ve azimli olmak, saygı, sorumluluk, sözünde durmak, yardımseverlik, zamanı iyi kullanmak. Değerler eğitimi penceresinden bakıldığında 2018 yılında yapılan değişiklikler sonucu müfredata konulan kök değerler ile yaklaşık yarım asır önce yazılan Nurettin Topçu ve Ali Fuat Başgil eserlerinin önemli benzerlikler içerdiği sonucuna varılmıştır. Nurettin Topçu ve Ali Fuat Başgil gibi devrimizin önde gelen mütefekkirlerinin dile getirdiği değerlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün öğretim programında kullanılması, Türk Milli Eğitim Sisteminin kültür ve medeniyetimize ait değerlerin kazandırılmasına verdiği önemi göstermektedir. Bu eserlerden değer eğitiminde şu şekilde istifade edebiliriz. Çalışmamıza konu olan eserlerin önemli bir kısmı bölümler şeklinde yazılmıştır. Öğretmenler belli aralıklarla bu metinlerin bölümleri üzerinde sınıfta konuşmalı ve ele alınan değer veya değerler o ayın değerleri olmalıdır.
Çalıştığı okul düzeyine göre bu değer ile ilgili pano, tiyatro, resim, şiir, sinema gibi alanlarda somut çalışmalar yaptırmalıdır. Kardeş okul ve ortaokul projesi gibi çeşitli projelerle farklı bölgelerdeki okullar arasında kültür ve medeniyetimizde önemli bir yere sahip olan vatanseverlik, yardımseverlik, sorumluluk, saygı, dostluk, adalet gibi değerlerin akran öğrenmesi yoluyla aktarımı sağlanmalıdır. Çalışmamızda kullandığımız kaynak eserlerimizi kaynakçamız üzerinden görebilirsiniz.